Tekrardan biz Antep'e gidiyoruz. Evet, Antep'e gidiyoruz. Gidiyoruz. Giderken yiyoruz. Mükemmel bir vlog olacak. Bol bol yiyeceğiz ve gezeceğiz. Evet, ilk duraktan başladık. Bulvar kebap. Bir tane Maraş'a, bir tane terbiye lan. Ondan sonra bir tane kuşnum. Evet, gördüğünüz gibi her yer biber. O kadar acı yiyorlar ki gerçekten ben birazcık zorlandım. Şu dolma biber, bizim dolma biberi olarak nitelendirdiğimiz biberlerden her yerde var. Kebap efsaneydi. Buradan böyle bir durum atmalık bir yermiş. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Günaydın. Kahvaltıya geldik şu an. Bugün iş günü olduğu için çok fazla bir şey gezemeyeceğiz. Dukat Kebap diye bir yerdeyiz. Yolculuğumuz Hatay'aydı. Burada bir beyran yedik. Ben yine tabii ki bu kadar biber attırmadım. Böyle var ya, tam kışın sabahları falan içmelik bir çorba bence. Birçok yerde zaten beyran yapıyorlar. Özellikle burada mı? Burada dediler. Burada içtik. Fiyatları da bıraktım ama bunlar Temmuz fiyatlarıydı. Temmuz'da bu şekildeydi. Bizim Hatay'da işimiz olduğu için oraya gitmiştik. Burayı kesinlikle fırsatınız olursa gezip görmelisiniz bence. Ayrıca bir video daha bıraktım bunun için. Pöç Kasabı hala devam eden, o dönemde de devam eden işletmeydi. Buraya yolunuz düşerse değil, bence özellikle gitmelisiniz. Katkıda bulunmak için en azından. Ve tadı da gerçekten çok çok iyiydi. Tepsi kebabı yedik. Bu şekilde böyle ikramlarda var meze olarak. Sizin için fırında çektim. Yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Selamlar. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeyiz şu anda. Geldik. Toplu taşımayla ulaşım sağlamadığımız için buraya nasıl gelinir bilmiyorum ama şehir merkezinin biraz uzağında. Araçsız gelmek zor gibi duruyor. Bakalım neler bekliyoruz. Athena kült heykeli. Siz de bu krediyi alın. Müze kart atmış. Şirketi yatırırsınız tabii. Teşekkür ederim. Şimdi ne kızım? Heyecan dolu bekleyiş. İşte şimdi beklentimi karşıladı. İşte böyle olmalı zaten. Simsiyah şu an burası gerçekten. Gelince böyle bir şey göreceksiniz, tamam mı? Kata çıkıyorsunuz ya mesela, direkt şurunu görüyorsunuz. Burası değil. Girişi zaten şuradan. Orayı videoya koydum ama biz ilk önce dedik ki aa bu mu ya falan. Poster asmışlar bu arada buraya da. İçeriye kesinlikle geç. Hoş bir ortam. Etkileyici bir ortam var ya. Yani o döneme düşünerek baktığınızda Nuko. Oğuz'la biraz kültürel sohbet edebilirim. Oğuz Bey, ne düşünüyorsunuz müze ile ilgili? Helenistik dönem kemiklerimize kadar yaşıyoruz. Evet. Hissederken de eski bir çağda yaşamış hissettim. Evet. Ve o döneme bakarak mükemmel işler yani. İnsanların estetik duygusunu şu ankinden kat kat daha. Maske mozaiği. Tiyatro ile ilgili bir mozaik olduğu için. Mozaikleri bu şekil tabana yansıtmışlar. Keyifli. Al gitti. Değişik. Mesela düşünsene, evinde böyle buralara basarak giriyorsun falan. Şunlara basarak giriyorsun. Dürümcü Recep Usta'ya geldik. Şu an çarşısındayız. Buralar böyle dükkan. Nohut dürüm yiyeceğiz. Oğuz Bey, heyecanlı mısınız nohut dürüm yiyeceğiniz için? Evet, yiyeceğiz. Valla güzel bir yere doğru gidiyoruz lokantaya. Çok savaştık ya. Sınır tanımayan. Fiyatlar çok iyi ve ben bayağı beğendim. Çok da doyurucu. Benimkinde soğan olmasın. Benimkinde olsun. Olsun. Hep üçünde olsun, diğer üçünde. Acar, sarı, turşum varsa güzel. Ben o biberden istemiyorum. O zaman yeşil biber, tamam. Nohut dürüm. Ayranlar şu şekil. Recep Usta'dayız şu an. Almacı pazarındayız. Burayı da internette görmüştüm. Gidelim bakalım. Ama öyle uyanıp gidip
Arada bana dedi. Kız arkadaş benim. Biberleri, yeminleri, bakırlarıyla kesinlikle gezip görmeniz gereken bir şehir. Ama ay, diğer baklavacıların daha güzel olduğunu söyledikleri için başka yere doğru. Biz zaten şu anda kaleye doğru gitmeye çalışıyoruz. Bir saniye. Biz şu an kaleye gitmeye çalışıyoruz. Ve Çelebioğulları'ndan yemiştim zaten İstanbul'a geldi. Onlar bize bir kez birkaç yer daha söyledi. Parmız kahvesi. Burası meşhurmuş. Millet Han. Dört dilim 75 TL. Aynen. Baklavacı Çelebioğulları'yla Güllüoğlu burada. Dama sorma. O Güllüoğlu bu Güllüoğlu'ymuş. Almacı pazarına gideceğiz. Hakikaten Antep baklava yiyebileceğiniz en iyi yerlerden biri. Belki de en iyi yer. Yine fiyatlar Temmuz fiyatlarıydı. Şu an Güllüoğlu'nda da yedim ama ben yine de Çelebioğulları 1 diyorum. Tabi Güllüoğlu da fazlasıyla başarılı. Şahin Bey, Milli Mücadele Müzesi'ne geldik. Şarjım çok az. Hava çok sıcak. Yoruldum. Kasteller ve Livaslar. Burası da şu an Milli Mücadele Müzesi'nin içerisinde. Burayı merak etmiştim. Geçilir ya. Ay geçmeyelim. Ben şuraya kadar geçeyim. Nereye gidiyor acaba? Şu an öyle. Evet, akşam yemeği balcan kebapsız olmazdı. Gördüğünüz gibi patlıcan kebabıyla böyle evde akşam yaptılar. Eti gerçekten çok lezzetli. Biz normalde bir Amasyalı sulu ovalı olarak dana eti çok tüketiyoruz. Kuzu çok tüketmiyoruz ama Antep'e geldiyseniz harbiden iyi kuzu eti yiyorsunuz. Ve gerçekten kebapları harika. Ekrem dayının ellerine sağlık. Şimdi size bu güzel görselle baş başa bırakıyorum. Gerçekten hepsi ayrı güzeldi. Allah'ın rast getir işimizi. Etmilem acından baklavaya değdir dişimizi. Burada olandan çok daha fazla yemek yedik. Ama lahmacun yiyemedik. Teklif edildi ama maalesef ki çok toktuk. Şahin Beyatı'na geldik. Burası da Şahin Bey Köprüsü. Bu köprüden geçirmiyorlarmış. Burası da kilisyonuymuş önceden. Şahin'i sorarsan 30 yaş... Bu sumak ağacıymış. Ben sumağın böyle bir şey olduğunu bilmezdim. Böyle bir şey olduğunu da beklemezdim. Çok şaşırdım. Böyle bir kızarıyormuş. Bunu da yediğim için elim parlıyor. Çok güzel ya. Zeytinlikteyiz. Antep'te zeytin yetişmesi bana çok enteresan geliyor. Ama ben çok zeytinyağı sevmem. Fakat zeytinyağı güzel oluyor. Kepiç pişiyor. Biraz sıcak ki o yüzden geri kapatalım içeriğimi. Hemen. Siz istediğinizi yapın. Sıcak elim buralı. Çok sıcak. Thank you.
Yani son önümüzü yiyoruz. Şey yani tabak, içi dolu tabak, ben boş tabak. Artık son öğün olduğunu düşündüğümüz bir yemek yiyoruz ama. 4. gündeki 18. öğünümüzü yiyoruz şu anda. Bakalım. Afiyet olsun Oğuz Bey. Kapatıyoruz kameraları. Antep. Antep güzeldi bence. Hatta biz çok gezemedik de. Yani biraz iş için geldiğimizden. Tabii hafta sonu buradaydık ama ayağımız sürekli bir şeyler geliyor. Yürümek çok zor burada. Hafta sonu bir cumartesi gezebildik. O da biraz böyle akşam yemeğinde programlar yapıldığı için çok müzelere falan gezemediğimiz yerler oldu. Ama tekrar geleceğim inşallah. Çünkü gezmeye, görmeye değer. Gerçekten şehrin o milli mücadele dönemindeki zamanda yaşananlar, onları biraz okuyup, biraz hissederek gezmek gereken bir şehir. Zaten yemek olarak acıkmadan sürekli yemek yiyorsunuz. Yani sürekli yemek yiyorsunuz. Ve hepsi de güzel gerçekten. Yani çok tokum böyle ama diyorum ki ya bu benim aklımda kalmasın. Yiyoruz. Sakin. Hep böyle Nuri Bilge Ceylan filmi sahnesi gibi yaşıyorsunuz. Merkezde tabii biraz daha farklı kesim insanlar var. Araplar var. Ama güzel. Kuyumcular çok enteresan. O Gaziler Caddesi var. Yani çarşısı, meşhur caddesi gibi. Zaten çektim ama yani çok insanları çekmek istemediğim için küçük küçük yer veriyorum. O yüzden burada genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Bir de o anda çok konuşamıyorum. Belki sonradan seslendiririm, bilmiyorum. Hazır şu an sakin bir alan bulmuşken biraz konuşmak istedim. Genel olarak güzel ama çok sıcak. Yani şu an böyle alev atıyorum. Günde 2 tişört, 3 tişört falan değiştirseniz mutlu hissedersiniz kendinizi. Harbiden çok sıcak. Öyle. Ben de galiba videolarda bu öyle demeden duramıyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? O bol yiyin buraya gelip. Fiyatlar. Şimdi biz kebap yedik ama biz evde yediğimiz için, evde yapıldı yani. Çok bir şey diyemiyorum. Bir yeri çekmiştim. O da böyle ayaküstü yenilen dürüm, yenilen bir yermiş. Tabii biz yine ortaya söylemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam 610 lira falan mı ama onu ben eklerim zaten. Eklemiş olurum ya da videonun başında. Gidemediğim hamam müzesi var. Orayı çok merak ediyorum. Mutfak müzesi var. Orayı çok merak ediyorum. Onlara da inşallah bir sonraki gelişte gideriz. Eğer videoyu zaten buraya kadar izlediyseniz ve abone olmadıysanız bu bir tık üzer beni. O yüzden hemen şuradan aşağıdan. Bunu söylemeyince de abone olmuyormuş insanlar falan. Sürekli böyle izlediklerimden, dinlediklerimden bunu görüyorum. O yüzden şuradan sağdan aşağıdan bir abone olma tıklarsanız. Bakalım bir sonraki hafta sonu ya da bir sonraki seyahat, vlog ne olacak? Gezi. Gezelim görelim demek istiyorum ben bunu. Neresi olacak bakacağız artık. Bu arada ben bunları böyle geziyorum falan. İşte düzenlemem aylar alıyor. Şimdi sıralarsam Bodrum var. Bodrum vlogunu atmam lazım. İnşallah bu hafta düzenleyebilirim. Ama evde duramıyorum. Yani sulamadan geldim bayramda. Bodrum'dan geldim. Biraz çalıştım. Zaten bir yerlere gidince daha yoğun oluyorum. Bodrum'dan geldim. Bayram oldu. O arada bir yere daha gitmiş olabilirim. Hatırlamıyorum sıralamaları. Sonra daha valizimi boşaltmadan Antep'e geldim. İşte abone olun, beğenin falan filan. Ha, bayram dönüşü yolumuz da çok uzun sürmüştü. O videoları da izleyin yani. Güzel, keyifli bence. İyi seyirler.